İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla devam edeceğiz. 2016'dan bugüne kadar 19.336 Suriyelinin asayiş sorunları nedeniyle sınır dışı edildiğini açıkladı. Bakan Kılıçdaroğlu'nun göç kayıtlarına ilişkin açıklamalarına da tepkisi vardı. Bakan Soylu'nun gündeminde altılı masadaki belgelerin onay için Büyükelçiliğe gönderilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması da vardı. Biz bugüne kadar tam kaçak göçle geldiği için 320 bin kişiyi kendi ülkelerine geri gönderdik. Buna Suriye'ye geri dönenler hariç o sayıda 490 binin üzerine çıktı. 2016'dan bugüne kadar 19.336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkış sağlandı. Göç İdaresi Başkanlığı personeli ile iftarda bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun göç kayıtlarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun göç meselesindeki bilgisi yok mesabesindedir. Cehalet düzeyindedir. İki de bir kayıtları yok deyip duruyordur. Bizim kayıtlarımız o kadar sakat ve sıkıntılı olsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu sana söylüyorum. 5,5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. İlk geldiğim günden itibaren Amerika bizim göç kayıtlarımızın peşindedir. Vermedim vermeyiz de. Avrupa göç kayıtlarımızın peşindedir. Vermedik vermeyiz de. Senin yapacağın ilk işi biliyorum. Allah nasip etmesin. Geldiğin zaman o iş pişirdiğin büyük elçiler neyi isterlerse emrahmane veririz. Sözü altılı masaya getirdi. Alınan kararların onay için yabancı bir ülkenin büyükelçisine gönderdiğini hatırlattı. Her şeyin ortaya çıkacağını söyledi. Altılı masadan sonra aldığınız o belgeleri büyükelçiye götürdünüz. Önümüzde güzel ve uzun günler var. Hepsi ortaya dökülecek. Bu ülkeyi büyükelçilere peşkeş çektirmeyiz. Onunla beraber iş tutan büyükelçilere de söylüyorum. Hem de açık açık söylüyorum. İki yüzlük yapmayın. Burası Türkiye. Babanızın memleketi değil. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturması. Bakan Soylu soruşturma sonunda rezil olacaksınız ifadelerini kullandı. İstanbul Belediyesi'ndeki terör soruşturması da yakında tamamlanıyor. Ankara belli olacak. Buradan söyleyeyim. Rezil olacaksınız ve rüsvay olacaksınız. Ama tabii yüz olan da rezil ve rüsvay olma şeyleri olur. Anlayış olur. Kobani olaylarının failine şeref madalyası takanın elbette ki rezil ve rüsvay olma gibi bir endişesi olmasın.